Merhaba arkadaşlar. Bugün San Sebastian Cheesecake yapacağız. Bu San Sebastian Cheesecake İspanya'da doğmuştur ve San Sebastian şehrinde Lavina adlı bir restorandan çıkmıştır. Yanık cheesecake olarak da bilinmektedir. Diğer cheesecake'lerden ayıran özelliği bir tabanın olmayışı ve ortasının diğerlerine göre daha yumuşak ve akışkan oluşudur. Ayrıca San Sebastian fırında pişme derecesi diğer cheesecake'lere göre daha yüksek olduğu için daha hızlı pişmektedir ve de üzerinde oluşan kabuktan dolayı yediğinizde ağzınızda hafif bir yanık tat bırakmaktadır. San Sebastian cheesecake'in 100 gramında bir dilim olarak düşünürsek bunun 300 kalori vardır. Şimdi ihtiyacımız olan malzemelere bir bakalım. Cheesecake San Sebastian için ben Migros marka krem peynir kullanıyorum. Diğer peynirlere göre bunun tadını daha kendi damak tadıma yakın buluyorum arkadaşlar. Çoğunu denedim. En güzelini bunu yakıştırıyorum. Kremamız var. Hangi kremi kullanırsanız fark etmiyor. 2 yumurtamız var. 1 su bardağı kadar şekerimiz var. 2 yemek kaşığı unumuz var. Ve bir de vanilyamız var. Bu şekilde yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Önce 2 yumurtamızı kırıyoruz. İçerisine 1 bardak şekerimizi döküyoruz ve iyice çırpma temiz dilimizle bunu renk beyazlaşana kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Bu verdiğim tarifle her yaptığınızda San Sebastian yemenin tadını doyamayacaksınız. Hiç kusursuz. Ben her seferinde bunu inanın her yediğimizde inanılmaz güzel cheesecake yiyoruz. Siz de bu tarifi denerseniz hiçbir şekilde yanılmayacaksınız. İyice çırptığımız yumurta ve şekerden sonra içerisine kremalarımızı döküyorum. Önce sıvı olan malzemeleri ekliyorum. Daha sonra katı malzemelere geçeceğim arkadaşlar. Kremayı ekledikten sonra da iyice yine çırpıyorum. Şimdi krem peyniri ekleyeceğim. Bu oldukça katı bir peynir arkadaşlar. Bunu ezebildiğiniz kadar elle ezmeye çalışın. Ama daha sonra ben bunu rondoya koyuyorum. Ununu ve vanilyasını ekledikten sonra. Çünkü hiçbir şekilde bu topaklarının kalmaması lazım. Rondodan iyice sıvı haline gelinceye kadar geçireceğim biraz sonra. Daha sonra vanilyasını ekliyorum. Elekten geçirerek ve ununu da yine elekten geçirerek ekleyeceğim. Evet, bu kadar malzemelerimiz bitti. İçerisine koyacağımız. Daha sonra rondo işlemini yapacağız ve fırınımıza vereceğiz. Kadar az malzemeyle bu kadar lezzetli bir kekin olacağını şaşıracaksınız arkadaşlar. Çok lezzetli ve çok güzel bir kek. Ve çok da uygun fiyatta çıkarabileceğiniz. Sonuçta pastanelerde bunun bir dilimini herhalde şu anda mal ettiğimiz fiyata yiyebiliriz. Belki daha da fazladır. Evet, cheesecake'imizi rondomuza koyuyorum.
kadar geçirdik. Bu şekilde akışkan hale gelecek arkadaşlar. İçerisinde pütür kalmayacak. Şimdi bunu yağlı kağıdımıza dökeceğiz, kalıbımızın içerisine. Ve daha önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz. Benim bu şekilde bir kelepçeli kalıbım var arkadaşlar. Bunu kullanıyorum. Bunun içerisine yağlı kağıt sereceğim. İçerisine yağlı kağıdımı serdim. Ve cheesecake'imi içerisine dökeceğim. İçerisine San Sebastian cheesecake'imi döktüm. Ve şimdi fırında pişirmeye hazır hale geldi. Şimdi fırına götürüyorum. Evet, şu an fırınımın ısı derecesi 200 derece. Ve daha önce ısıttım 5-10 dakika öncesi. Bu cheesecake'imi fırınıma veriyorum. Evet, kekimiz pişti. Böyle sallandığı zaman sıvısı belli arkadaşlar. Bu böyle şişkin oluyor ama daha sonra tabii sönüyor soğuyunca. San Sebastian kekimiz pişti, soğudu. Şimdi dilimleyerek tabağımı çekeceğim. İçerisinin akışkanlığını görüyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde. Yanına da moka pot ile yaptım. Bir espresso ile afiyetle yiyeceğim şimdi. Sizlere de yapanlara, bu tarifimi yapan, deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifin ölçülerini açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan alabilirsiniz. Bir videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.